Marvel'in uzun zamandır yaşadığı büyük bir çöküş vardı ve bu çöküşün sonunda Loki ile beraber artık sona erdiğini gördük. Şimdi de What If geliyor. Biliyorsunuz ki What If'in fragmanı geldi ve bence şahane bir fragmandı. Tıpkı Loki'nin ikinci sezonu hatta finali kadar olmasa da yine kıvırcıklarını düşünüyorum yani fragmanın. Biliyorsunuz ki What If'te birbirinden farklı olaylar yaşanıyor her bir bölümde. Ve bu olay yani müthiş bir şey yani. Ve fragman cidden harikaydı yani. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. İlk sezonda pek çok karakter gördük ve bu sezonda yine o karakterleri görürüz muhtemelen. Ama şimdi daha da fazla karakter göreceğiz. Biliyorsunuz Hela gibi, Odin gibi. Hela'nın olduğu bir bölüm olacak. O çok iyi olacaktır. Shang-Chi'nin olduğu bir bölüm var. Biliyorsunuz Shang-Chi'yi sinematik evrende gördük ve şimdi sırada da tabii ki hemen bekletmeden What If'te göreceğiz. Ve yani bunun gibi pek çok daha What If bölümü göreceğiz. Yani pek çok karakter geliyor, sevdiğimiz karakterler. Marvel'de şu an göremediğimiz ve bazılarını görsek bile gördüklerimizi istediğimiz gibi olmayan türden karakterler ama What If'te onları tam istediğimiz şekilde görebiliriz yani. Ki zaten What If'in olayı bu biliyorsunuz yani. Ya şöyle olsaydı ya böyle olsaydı farklı evrenler işte yani. Başka bir evrende böyle olabilir. Yani What If'in zaten olayı bu yani biliyorsunuz. Ve yani bunun gibi bir sahne var ki bence çok iyi olabilir. Hatta ilk sezonda da ona benzer bir sahne var. Kaptan Amerika'nın Thanos'la savaştığını görüyoruz fragmanda. Ve o sahnede ne olacak bilmiyorum ama What If olduğuna göre Thanos kaybedecek orada. Yani Kaptan Amerika onu yener mi yoksa yardım mı alacak sonradan bilmiyorum ama yani orada olacak olay yani orada olacak olan olay şudur ki Thanos kaybedecek orada. Kim bilir belki kaptan taşları kullanacak bir şekilde artık bilemiyorum. Veya Thor yardıma gelecek sonra Thor kullanacak. Yani bilmiyorum yani göreceğiz. Bekleyip göreceğiz yani. Biliyorsunuz What If'in olayı bu işte yani. Bizim evrende güçsüz kalan Kaptan Amerika bu evrende taşları mı kullandı acaba değil mi? Göreceğiz. Yani kullanacak mı acaba? Göreceğiz. İlk sezonda da biliyorsunuz ki yani Ultron ya da Vision deyin fark etmez yani. Sonuçta orada aynı kişiydi. Sinematik evrende gördüğümüz Vision direkt ölmüştü. Yani Thanos onu öldürmüştü. Ultron ise Vision tarafından yenilmişti. Ama What If'te olay böyle değildi. What If'te Ultron Vision'ı yani Vision olmuyor. Ultron Vision oluyor yani. Adam kendine bedenini yapmayı başarıyor. Tıpkı Ultron yani Ultron çağında planladığı gibi ama sinematik evrende başaramıyor. Bu yüzden de ne Vision ne de Ultron tam olarak bir şey olamıyor ama What If'te Ultron ve Vision yani aynı kişi. Yani Vision yok aslında. Ultron yani hepsi yani. Ve Ultron Thanos'u öldürüp taşları alıyor ve sonrasında kendisi sonsuz Ultron oluyor. Infinity Ultron oluyor. Kendisi bayağı güçlü bir karaktere dönüşüyor yani. Bütün evreni dize getiriyor kendisi. Biliyorsunuz ki Ultron filmde amacı neydi? Yenilmezleri ortadan kaldırmaktı ve sonrasında bütün insan ırkını. Ama What If'te o kadar güçlüydü ki önce dünyadan başladı ama sonra şunu fark etti yani dünya tek değil dedi yani bir tek dünya değil dedi ve kendisi bütün gezegenleri sırasıyla düzeltti yani kendince yani. Tabii şunu diyebilirsiniz yani kimse onu durdurmadı mı? Yani tabii ki evet karşısına engeller çıktı. Yani Kaptan Marvel gibi ama işe yaramadı yani. Ha, keşke o sahneyi görseydik sinematik evrende. Çok güzel olurdu evet ama evet, ne yazık ki göremedik yani. Neyse. Yani şimdi biliyorsunuz ki Ultron sanırım taşların gücü sayesinde yani evet artık bilmiyorum. Kendi bakış açısından dolayı bilmiyorum artık yani. Watcher'ı görmeyi başarıyor ve yani onu görüyor. Kimse Watcher'ı göremez normalde. Watcher adam izleyen kişi yani Watcher. Yani adam sonsuz çoklu evreni izliyor. Adamın tek yaptığı bu yani izlemek. Ama Ultron Watcher'ı fark edince Watcher'la Ultron savaşıyor. Yani bayağı başa baş savaşıyorlar ama Watcher pek savaşmaya şey olmadığı için yani bir nevi orada şey oluyor yani. Ultron tam kazanacakken kendisi tabii kaçıyor. Ve sonra işte yardım istiyor. Bir ekip kuruyorlar. Çoklu evrenin koruyucuları diye bir ekip kuruluyor. Supremacy Trench liderleri oluyor. Ve evet yani Infinity Ultron yeniliyor. He, bahsetmişken Supremacy Trench o da geri gelecek. Kendisinin yine ne yapacağı tam olarak belli olmasa da birazcık belli. Kendisi tabii muhtemelen yine kaçak yollarla bir şey yapmaya çalışacak. Hala Chris'ini geri mi istiyor? Yine bunun için mi uğraşacak yoksa başka bir şey mi? Bilemeyeceğiz yani. Ta ki izleyene kadar yani. Biliyorsunuz Supremacy Strange Chris'ini kaybettiğinde seçer kendine verdi ama yani bu onu ta Chris'ini kurtarmaya kadar götürdü yani. Chris'ini kurtarmaya çalıştı. O kadar çok istedi ki işte en sonunda yasak yolluk kara büyülere başvurmak zorunda kaldı ve o büyüler, o bütün sihirler, öğrendiği bütün sihirler onu en güçlü Strange yaptı ama bir o kadar da karanlık bir Strange oldu kendisi. Ki yani Watcher bile ona karşı şeydi yani. Uzak duruyordu ondan yani. Öyle düşünün yani. Onun ne yaptığını görmek için sabırsızlanıyorum. Ve sonrasında Iron Man'i tekrar görüyoruz. Her ne kadar Robert Downey Jr.'ın Iron Man'i şey olarak yani
sinematik halinde şu an olmasa da kendisini geri döneceği konuşuluyor MCU'ya ve yani bu zaten müthiş bir şey. Ve şimdi onu Varys'e tekrar göreceğiz. Bu da harika bir olay yani. Yani sırasıyla her şeyi göreceğiz yavaş yavaş. Yani Varys bize istediğimizi verecek diye düşünüyorum. Hela'yı göreceğiz ve ben o bölüm için ayrıca bir heyecanlıyım yani. Muhtemelen burada Hela'yı boş harcamayacaklardır. Muhtemelen bütün potansiyelini göreceğiz Hela'nın. Tıpkı şey gibi işte Infinity Ultron gibi. Odin'i görüyoruz Shang-Chi'ye karşı. Aslında Shang-Chi'yi görmüyoruz yani. Yani gördüğümüz Shang-Chi'nin babası yani ve işte onun eşi yani. Odin'e karşı savaşıyorlar. Orada ne oluyor hiç bilmiyoruz. Ama keşke şeyi görsek hani bir teori varmış ya işte. Odin aslında taşları bulmaya çalışmış başta. Thanos önce sonsuzluk taşlarını bulmaya çalışmış. Ama yani Hela'yı ferah etmesi gerektiğinde farkına varınca korkmuş ve yani pes etmiş. Gücün onu nereye getirdiğini görünce yani artık şey yapmış yani adam pes etmiş, bırakmış ve tüm diyarları korumaya ant içmiş kendisi ama tabii Hela böyle olmayınca onu hapsetmek zorunda kaldı. İşte sonra tabii biz Hela'yı tekrar gördük. Her neyse yani öyle bir şey görsek çok güzel olur aslında yani. Odin'in taşları almaya çalıştığı ve Hela'yı ferah ettiği bir an. Yani gerçi aksiyon olmazdı yani. Aslında şey olabilirdi. Odin'le Hela savaşsa o güzel olurdu evet yani. Biliyorsunuz yani sinematik evrende Odin'le Hela asla karşı karşıya bile gelmedi yani. Gerçi sinematik sahnelerde karşı karşıya gelmişler ama ona Odin demek yani çok aptalca olurdu yani. Bütün çoklu evren Watcher orada onları izliyor ve yani hep birlikte bekleyip göreceğiz yani o çoklu evren olaylarında neler olacak bilmiyoruz yani. Belki işte orada her şey başlayacak işte. İşte Watcher bize hikayeyi anlatacak işte bittiğini sandınız ama bitmedi. Yani biliyorsunuz yani çoklu evren yani ve Watcher da bunun bekçisi yani ve bu yüzden tabii ki Supremacy Strange'i tekrar göreceğiz. Pek çok karakteri tekrar göreceğiz yani. Ama özellikle bence yani Watcher ve Supremacy Strange arasında gidip gelecek olan bir olay izleyeceğiz kesinlikle bence. Biliyorsunuz geçen sezon da buna bağlıydı olaylar ve yine öyle olacaktır. İşte bu olurken de işte tekrardan işte bazı olaylar yaşanacak işte böyle yani Ultron'a benzer şekilde. Tam öyle değil ama ona benzer şekilde. Belki Hela çok büyük bir tehdit olabilir değil mi yani? Belki Hela'ya hak ettikleri şeyi verirler. Umarım yani. Yani benim şeyler bu kadardı arkadaşlar yani. Beni alayın. Yani benim isteğim yani umarım video beğenmişsinizdir ve yani kanala abone olup videoyu beğenirseniz benim için çok iyi olur. Budur yani. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.